20. yüzyılın en ünlü ressamlarından olan Picasso, Mavi Dönem denilen döneminde yaptığı eserler hüzün ve melankoli içerir. O dönemde maddi sıkıntılar içerisinde olan sanatçı tuval yerine karton ya da mukavva kullanmıştır. Daha sonra tuval aldığında ise resimlerini yeniden yapmıştır. Pablo Picasso'nun Mavi Dönem'de en çok ses getiren çalışmalarından biri olan Yaşlı Gitarist isimli eseridir resimde yaşlı bir adam sol eliyle tuttuğu gitarı çalmaktadır. Yaşlı gitaristin saçları beyaz ve kısa, elleri zayıf ve kemiklidir. Arka plan işe mavinin tonlarını içerir. Gitar, gitarcının yaşamını ve hayatta kalabilmesi iç tek umudunu sembolize etmektedir. Bu kör ve yoksul adamın yaşamı, için gitarıyla müzik yaparak kazanacağı küçük gelire bağlıdır. Bazı sanat tarihçileri resmin bir sanatçının yaşamının yalnızlığını ve kariyerinin getirdiği doğal yaşam savaşını ifade ettiğine inanır. Picasso'nun 1904'ten 1905'e kadarki dönemi, pembe dönem veya şirk dönemi olarak bilinmektedir. Mavi renk pembeye dönüyordu ve palyaçoların, şirk çalışanlarının, akrobatların resimlerini yapmaya başlamıştı. Bu tabloda yer alan karakterlere, insanların gözündeki eğlendirici rolleriyle çelişen ciddi bir görünüm hakimdir. Bu dönemde yaptığı diğer resimlerde olduğu gibi grubun neyi temsil ettiğini bilmiyoruz ama soytarının yani Picasso'nun elini tutan ve elinde bir sepet çiçek olan küçük kızın varlığı ilgi çekicidir. Picasso'nun kaybettiği kız kardeşiyle hemen hemen aynı yaşlarda olmalıdır. Bazıları şişman palyaço'nun Picasso'nun arkadaşlarından Apollina ile oturan kadının da o dönemki sevgilisi Fernande Olivier'i temsil ettiğini ileri sürmektedir. Picasso'nun İspanyası 1936'da kendini bir iç savaşın içinde buldu. Güçsüz bir halkçı hükümet tarafından yönetilen İspanya, Franco önderliğindeki sağ kanat generallerinin ihtilaliyle karşı karşıya kaldı. Cumhuriyetçi birlikler, 1937'de Kuzey İspanya'daki bir baskenti kenti olan Guernica'da toplandılar. Turanjo, yeni uçaklarını denemeye hevesli Alman Nazi Hava Kuvvetleri'nin yardımını sağlamış ve 3 hava filosu konuşlandırmıştı. Personeli İspanyol üniforması giymiş Alman pilotlardan oluşan bu filolar, Akbaba Lejyonu adıyla biliniyordu. Guernica'nın Nazi uçakları tarafından bombalanması sonucu, kent harap oldu ve kaçmaya çalışan binlerce sivil öldürüldü. Picasso olayları duyduğunda Guernica ismini verdiği tablosu üzerinde çalışıyordu ve şunları söyledi: "İspanya'daki savaş halka ve özgürlüğe karşı bir savaştır. Bir ressam olarak gericiliğe ve sanatın ölümüne karşı mücadele ettim. Yapmakta olduğum ve Guernica adını vereceğim bu tabloda İspanya'yı bir sefalet ve ölüm okyanusuna götüren askeri sınıfa karşı duyduğum korkuyu göstermeye çalışmaktayım." Ağlayan Kadın Picasso incelemesi şu şekilde yapılabilir, İspanya İç Savaşı'nın getirdiği yıkımdan ziyade iç savaşın ardında bıraktığı hüzün ve melankoliyi imgeleyerek Ağlayan Kadın tablosunda anlatmıştır. Pablo Picasso Ağlayan Kadın, zulmün evrensel tanımı olarak da nitelendirilmektedir. Picasso'nun Ağlayan Kadın resmi, Gönikika tablosunun devamı olarak nitelendirildiği de bazı kaynaklarda söylenmektedir ağlayan kadın portresi Picasso yaparken ona, 1936-1944 yılları arasında birlikte olduğu ve birçok eseri için ilham kaynağı olduğu ileri sürüldüğü sürrealist fotoğrafçı Dora Maar modellik yapmıştır. Charnel House, Fransızca, Le Charnier, İspanyol sanatçı Pablo Picasso'nun 1944-1945 yılları arasında yaptığı ve nazilerin holokost soykırımını ele aldığı iddia edilen bir tuval üzerine yağlı boya ve kara kalem resmidir. Siyah beyaz gerisayle kompozisyonu bir yığın ceset yanına odaklanıyor ve esas olarak İspanya İç Savaşı sırasında katledilen bir ailenin film ve fotoğraflarına dayanıyordu. Bir ilki Anıtsal Gönikika 1937 olmak üzere Picasso'nun ikinci büyük savaş karşıtı resmi olarak kabul edilir ancak selefinden daha küçük ve tamamlanmamıştır. Tablo şuraya yerleştirilmiştir. New York City'deki Modern Sanat Müzesi. Daha fazla bu tarz video için beğenip kanala abone olmayı unutmayınız.